Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber bitkiler ve hayvanlar konusunu öğreneceğiz. Gayet renkli, çok eğlenceli, en sevdiklerimizden bitkiler ve hayvanlarımızla ilgili olarak bilgiler öğreneceğiz. Hemen bakalım. 5. sınıf ekim programımızda 28 Ekim Perşembe Canlılar Dünyası bitkiler ve hayvanlar konusuyla beraberiz. Hadi hazırsanız o zaman hemen başlayalım. Müzik Öncelikli olarak bugün neler öğreneceğiz? Canlıların sınıflandırılması. Bitkiler, hayvanlar. Acaba bitkiler kaça ayrılıyor? Hayvanlar kaça ayrılıyor? Daha sonra onlar içerisinde bir ayrım var mı? Onların hepsini ve özelliklerini harika bir şekilde öğreneceğiz. Hemen bakalım. Şöyle bir hatırlatmamızı yapalım. Biliyoruz ki biz canlıları temel olarak mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olarak ayırıyoruz. Mantarlarla mikroskobik canlıları bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Şimdi ise bitkiler ve hayvanlar hayvanlara bakacağız. Biz bitkileri çiçek ve tohum bulundurma özelliğine göre çiçeksiz ve çiçekli olmak üzere iki grupta inceliyoruz. Hayvanlara ise omurga ve kıkırdak kemikten yapılmış omurga ve kıkırdak olma durumuna göre omurgalı ve omurgasız olmak üzere yine iki grupta inceliyoruz. Omurgalı hayvanları ise kuşlar, memeliler, balıklar, sürüngenler, kurbağalar şeklinde iyice detaylandırarak bu konuyu harika bir şekilde tamamlamış olacağız. Bence aşırı eğlenceli ve çok Renkli bir dersimiz olacak. Hadi o zaman hemen bir giriş yapalım. Bitkiler dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Biliyoruz ki doğada yaşayan pek çok canlının besin kaynağı hatta nedir? Oksijen kaynağı bitkilerdir. Hatta çok önemli bir nokta var buraya da böyle bir size de şimdiden söylemiş olayım. Fotosentezle yaptıkları oksijen sayesinde bizler nedir? Soluk alıp verebiliyoruz aslında değil mi? Evet biz bitkileri birçok yerde görüyoruz. Peki Peki nerelerde görüyoruz bu bitkileri ormanlarda görüyor muyuz o hem de hatta o kadar çok görüyoruz ki ormanlarda ağaçlarımızı hepsine de sahip çıkmalıyız başka nerelerde görüyoruz bataklıklarda da birçok bitkiyle e, karşılaşabiliyoruz daha sonra göllerde değil mi hatta hemen devam edelim çöllerde. Değil mi kaktüslerimiz de orada bulunuyor. Sonra kardelen çiçeğimiz var. O nerede? Karda, değil mi? Karda da. Yani baktığımız zaman pek, pek çok yerde yaşayabiliyorlar bitkiler bizim besin ve oksijen kaynağımız. Hemen şöyle bir bakalım bakalım ne varmış yer kürenin hem besin hem oksijen kaynağı en güzel hangi canlılar yaşar? İlk Tabii ki bitkiler çünkü çiçekleri varsa çiçeklerini açıyorlar, coşuyorlar resmen, büyüyorlar da büyüyorlar. İşte bitkilerle ilgili olarak şöyle bir giriş yaptıktan sonra hemen devam edelim. Bir bitkileri iki grupta inceliyorduk, değil mi? Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere. Şimdi çiçeksiz bitkiler çiçekli bitkilere göre daha basit yapılıdırlar. Daha az gelişmiş gibi düşünebiliriz. Kök yerine benzer yapıları, köke benzer yapıları bulunur. Tohum oluşturmazlar. Ve önemli bir nokta var ki nemli yerlerde yaşarlar çiçekleri yoktur adı üstünde çiçeksiz bir de bir şey daha var tohum da yoktur bunlarda peki örneklerine şöyle bir bakalım canlarım eğrelti otu at kuyruğu kibrit otu kara yosunu başka ne verebilirim ciğer otu onu da verebilirim değil mi? başka liken, ondan sonra su yosunu bunlar da bizim temel olarak bilmemiz gereken çiçeksiz bitkilerden olan canlılardır. Bunları da mutlaka şöyle aklımızın bir köşesine yazalım. Çünkü zaten isimleri de biraz farklı olduğu için çok kolay bir şekilde aklımızda kalabiliyor. Evet şimdi geldik çiçekli bitkilere. Şimdi bizim de zaten karşımıza çok da fazla geliyor değil mi? Şimdi buraya başlamadan önce size bilmecelerinizi açıyorum. Bakalım neler var mı? Ben gülü sularım, o bitkiyi süsler. Haydi sen de kokla, sevincinden hopla. Wow, çok güzel. Şimdi ikinci bilmecemize şöyle bakalım gövdeye tutunur rüzgar ile sallanır rengi yeşildir ama sonbaharda sararır diyor şimdi bunları sizler düşünürken ben de size çiçekli bir bitkide bulunan yapıları ve organlara bakalım ve bunların ne işe yaradıklarına bir şöyle bir göz gezdirelim en baştan başlayalım kökler kökler nedir aslında toprağın altında suda, suyu ve mineralleri alarak bir emici gibi düşünebilir miyiz evet düşünebiliriz su toprakta bulunan su ve mineralleri hop alıyor. Nereye götürüyor? Gövdeye. Gövde aslında bitkinin bir iskeleti gibi düşünebiliriz. Buradan aldığı su ve mineralleri hop ne yapıyor? Buralara gönderiyor. Yani Bitkinin ihtiyacı olan su ve mineralleri almış oluyor ve gövdede bunları taşıyıcı olarak görev yapıyor. Sonra aldı yapraklara götürdü. Yapraklar ne yapıyor? Fotosentez yaparak aslında oksijen üretiyor, besin üretiyor. Ter, yapraklar terleme yaparak aslında boşaltım da yapıyor, değil mi? Yaprak o zaman ne diyelim? Boşaltım yapar der miyiz? Neyle birlikte? terleme ile beraber fazla suyunu atacaktır. Peki başka ne yapacaktır? Besin üretecektir. Başka oksijen üretecektir diyoruz. Gövde neydi? Hemen tekrar şöyle bir e, diyelim ki taşıyıcı olarak görev yapıyordu. Kök neydi? Su ve mineralleri alıyordu suda çözülmüş mineralleri alarak iletiyordu. Geldik çiçeğe hep karıştırıyoruz misler gibi kokuyor değil mi? O rengarenk inanılmaz ilgi çekiyor ve kimlerin dikkatini çekiyor aslında? Arıların böceklerin dikkatini çekerek aslında üremeye yardımcı oluyor ve aslında şunu söyleyelim içerisinde üreme organları var. O zaman çiçek bitkinin nesidir? Üreme organıdır. Canlarım bunu hiçbir zaman unutmayın. Çiçek bitkinin üreme organı gö gövde taşıyıcı, yaprak ise terleme, besin, oksijen, kök ve su mineralleri unutmuyoruz. Şimdi geldik bilmecemizin cevabına. Ben gülü sularım, o bitkiyi süsler. Haydi sen de kokla, sevincinden hopla. Harikasınız. Geliyor cevaplar ve ne diyoruz? Çiçek diyoruz. Harikasınız. Şimdi geldik diğerine. Gövdeye tutunur, rüzgar ile sallanır. Rengi yeşildir ama sonbaharda sararır. Tabii ki yapraklar, yaprak dökümünde sararıyordu diyoruz. Böylelikle çiçekli bitkileri tamamlamış olduk Şimdi ise hayvanlar dünyasına hoş geldiniz biliyoruz ki o kadar çok çeşitli hayvanlarımız var ki ve hepsini de çok çok seviyoruz Şimdi biz hayvanları, Biraz önce de söylemiştik aslında. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış iskelet bulundurmalarına göre ikiye ayırıyoruz. Omurgasızlarda kemik ve kıkırdak yok aslında. Yani kemik ve kıkırdaktan yapılmış bir omurga yok. O yüzden omurgasızlar diyoruz. Omurgalılarda ise kemik ve is e kıkırdaktan yapılmış bir iskeletleri var. İşte biz bunlara da omurgalılar diyoruz. Şöyle bir bakalım. Omurgasızlara neleri örnek verebiliriz? Bit, kene, kelebek, yengeç, deniz yıldızı, midye, sünger. Bunlar inanılmaz ve sayıları çok çok fazladır buraya göre. Çok çok çeşitleri de vardır. Aslında onların böyle kitin dediğimiz bir sert yapıları bulunuyor çoğunda ve bunu da unutmuyoruz. Omurgalılara bakalım. Aslında bir aslında birçok karşımızda da bulunuyor değil mi? Fil, aslan, tavuk, kanguru, baykuş, işte kanaryamız var, kuşlarımız var. Onların hepsi ise kedimiz, köpeğimiz omurgalılar, can, omurgalı canlılar sınıfına gelmiş oluyor. Şimdi hayvanları tanımış olduk. Şöyle bir o zaman iyice detaylandıralım. Omurgasız hayvanları bir daha bir bakmamız gerekiyor. Genellikle vücutlarının dış kısmı sert bir kabukla çevrilidir. Kabukla çevrilidir ve şöyle düşünelim genellikle de yumurtlayarak çoğalırlar. Ahtapot, ...sünger, deniz kestanesi... ...mercan, bit, kene... ...başka burada ne var? Yengecimiz var. İşte o da bir omurgasızdır. Sakın yengecin üzerinde... ...kabuğu var diye... ...onu omurgalı olarak saymıyoruz. Biz burada zaten söylemiştik. Dış kısmı... E, ...genellikle kabukla çevrilidir. O yüzden buradaki ayrımlara... ...mutlaka dikkat edin. Bunda da... ...böyle midyeymiş, yengeçmiş... E, ...akrepmiş bunlar da... ...bu tarz kabuklar bulunabiliyor. Biz bunları o zaman omurgalı olarak almıyoruz. Kesinlikle omurgasız hayvanlar grubunda incelememiz gerekiyor. Sana güle güle yengecimiz ve şimdi gelsin. Nazlı gitse izi yok, hızlı gitse tozu yok. Evet bu bilmecemizin cevabını da mutlaka yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bakalım kimler bilecek ve hepsine bakacağım, okuyacağım. Daha sonraki dersimizde de cevaplandıracağız. Hadi o zaman hemen devam ediyoruz ve ne diyoruz? Geldik omurgalı hayvanlar. Biz işte omurgalı hayvanları, balıklar, kurbağalar, kuşlar, sürüngenler ve memeliler olmak üzere nedir? Beş grupta inceliyoruz. Gerçekten birbiri içerisinde çok farklı özellikleri olduğu için bunları ayrıştırmamız ve sınıflandırmamız gerekiyor. Çünkü bunlara daha kolay erişebilmek ve özelliklerini daha kolay anlayabilmek için. Şimdi ilk olarak bakalım balıklarla devam edelim. Tatlı ve tuzlu sularda yaşayan balıklar burada bize balıklarımızda eşlik etsin. Şöyle bulunsunlar bakalım hemen gelsinler diyoruz ve misafirlerimizin sorularını cevaplandıralım. Aslında bize bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki yüzgeçlerimiz ve nedir? Kuyruklarımızla burada bulunan işte kuyrukları var değil mi? Kuyruklarımızla hareket ederiz. Kuyruklarımız ile hareket ederiz. Peki ne solunumu yaparlar bunlar? Solungaç solunumu yaparlar buralardaki. Evet, vücutlarımız genellikle pullarla kaplıdır. Bu da çok önemli. Ve ne ile çoğalırlar bunlar? Yumurta ile yani yumurtlayarak çoğalırlar diyoruz. Yumurta ile çoğalırız. Ve bizim grupta yavru bakımı görülmez. Bu da çok önemli. Her zaman karşınıza gelecek bir şeydir. O zaman neler öğrendik? Solungacı öğrendik. Yüzgeçleri öğrendik. Ondan sonra genellikle pullarla kaplı olduklarını ve yumurta ile çoğaldıklarını öğrenmiş olduk. Şimdi size veda ediyoruz ve balıklarımızı gönderiyoruz. Şimdi ise devam edelim. Şimdi ise kurbağalarla devam edelim. Kurbağalar ise bunların değişik bir durumları var. Yavru olanların solunumu farklıdır. Ergin yani büyümüş kurbağaların ise solunumları farklıdır. Şimdi bunlara bakalım. Gerçekten çok sevimlisin ve bakalım yavru bireyleri aslında nedir? Balık gibi solungaç solunumu yaparlar. Sonra ise ergin kurbağalar karaya çıkıyor, akciğerleri gelişiyor, akciğer ve nemli derilerinde solunum yapıyorlar. Derileri de nemli, böyle kaygan yapıdadır ve ayakları da perdelidir değil mi bunların? Bu da gerçekten çok çok önemli bir yapısıdır. Peki neyle çoğalırlar? Yumurta ile çoğalırlar ve bunlarda da kesinlikle ne diyoruz yavru bakımı görülmez bu çok çok önemli şimdi bakalım Kurbağaların yumurtadan çıktıktan sonra ergin bir kurbağa oluncaya kadar geçirdikleri süreç vardır değil mi? Kurbağaların biz bu sürecin aslında başkalaşım diyoruz. Kurbağalar önce böyle bir yumurta halinde oluyorlar. Sonra iri başı oluyorlar. Sonra genç kurbağa ve nedir? Ergin kurbağa olarak hayatlarına devam ediyorlar. İşte bu nedir aslında yumurtadan çıktıkları o halleri balık gibi olduğu için solungaç solunumu yapmaktadır diyoruz. Kurbağaların da önce öyle bir özelliği bulunmaktadır. Peki aynı durum nerede vardır? Şurayı bir yazalım bunu bir başkalaşım. Aynı durum aslında kelebeklerde de bulunmaktadır. Aslında ne oluyorlar? Yumurtadan tırtıl, sonra pupa ve kelebek oluyorlar. İşte bu da bir başkalaşımdır. Yani böyle canlılarda bulunmaktadır. Kurbağalarda bunlardan bir tanesidir diyoruz ve sürüngenlerle devam ediyoruz. Bakalım hemen sürüngenler aslında bunları da çeşitlendirebiliriz. En çok bilinmesi gereken yılan, timsah kaplumbağa ve kertenkeledir. Şunu unutmuyoruz. Yılan genelde böyle karıştırılıyor gibi oluyor. Sanki omurgasızmış gibi çok böyle böyle hareket ettiği için öyle geliyor ama onun da bir omurgası var. Omurgalılar sınıfında olup ayrıyetten bir de sürüngenler grubunda yer almaktadır. Vücutlarımız sert pullarla kaplıdır. Bir timsaha düşünelim değil mi? Sonra ise kaplumbağaya bakalım ne demiş o da? Yumurta ile çoğalırız demiş. Kertenkele ne demiş? Bizim grupta da yavru bakımı görülmüyor. Evet bunlarda da yavru bakımı görülmüyor. Aslında bunlar da birçok yerde yaşayabilirler. Mesela e, suda yaşayan yılanlar da bulunmaktadır. Timsahlar da hem karada hem suda yaşayabiliyorlar. Kaplumbağaları düşünelim mesela karette karettaları. Kertenkelelerden de yine böyle ee, yaşam, yaşam alanları birbirinden de farklılık gösterebiliyor diyoruz. Evet sürüngenlerimizi de böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi ise geldik kuşlarımıza. Çok seviyorum kuşları ve kuşlara şöyle bir bakalım. Kuşlar böyle çok bize çok sevimli geliyor. Birden fazla türü oluyor. Tavuk da bir kuş bunu unutmuyoruz. Gerçekten bu da hemen burada bir vermem gereken bir bilgi. Tavuk da bir kuştur. Bir tane daha var böyle bir karıştırdığımız penguen de bir kuştur. Mesela hindi de bir kuştur. Deve kuşu da yine bir kuştur. İşte bunlardan bazıları çok özel bir durum var. Şimdi onları birazdan size söyleyeceğim ama şöyle bir tanıyalım bunların özelliklerini. Ne solunumu yapıyorlar? Akciğer solunumu yapıyorlar. Bu çok önemli. Peki vücutları neyle kaplıymış? Tüylerle kaplıdır. Yumurta ile çoğalır. Kuluçkadan sonra yavru bakım ihtiyacı vardır. Yani bu kuşlarda yavru bakımı görülüyor. Şimdi bu zamana kadar geldiklerimizde yavru bakımını görmedik. Şimdi ise bunlarda yavru bakımı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz önce bahsettiğim çok önemli bir konu vardı. Penguen, deve kuşu Tavuk ve hindi uçamayan kuş türleriydi. Bunlar gerçekten size e, bazı bir birçok yerde sınavlarınızda e, işte testlerinizde karşınıza çıkacaktır. Bir de birkaç örnek daha verelim mesela. Ne olabilir? Burada bir flamingomuz var. Kartal, akbaba, serçe, saksan gibi birçok çeşitte kuşlarımız bulunmaktadır. Ayrıyeten de bence gerçekten çok çok sevimliler ve hemen geldik. Bizim de bulunduğumuz sınıf olan... Memeliler, memelilerle ilgili olarak akciğer solunumu yapar. Doğurarak çoğalır. Bakın bu zamana kadar hep ne gördük? Yumurtayı gördük değil mi? Memelilerde bir doğurarak var. Vücutları genellikle kıllarla kaplıdır. Yavruları sütle beslenir ve burada çok önemli bilgilerimiz var. Mesela en küçük memeli. En küçük memeli ne olabilir? Yaban yaban arısı. Yarasası en küçük memeli olacaktır. En büyüğü ise gerçekten devasal bir şey. Hepiniz de biliyorsunuz zaten mavi balina olacaktır. Buraya değinmişken hemen şunu da söyleyelim. Bunu da not alın lütfen. Gerçekten çok önemli. Balina, yunus, fok balı. Bunlar suda yaşayan nedir? Aslında memeliler aslında fok balığı dememize gerek yok. Fok dememiz yeterli olacaktır. Hemen dedik bunlar ise suda yaşayan memelilerdir diyoruz. Yarasa ise uçabilen bir memeli olacaktır diyoruz. Peki ne gibi örneklerimiz var? Fil var, kedimiz var, köpeğimiz var. Koyun, deve, köstebek, kedi, fare, ayı, kaplan birçok şekilde memeliler bulunmaktadır maktadır. İnsanlar da memeliler sınıfında yer almaktadır canlarım. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Doğurarak çoğaldığını, vücudunun kıllarla kaplı olduğunu, genellikle akciğer solunumu yaptığını da unutmuyoruz. Şurada bir dipnot var. Kuşlarda tüy, memelilerde kıl. Buna dikkat edelim. Bu da sizi böyle üst noktaya götürebilecek üst bilgidir diyoruz. Burada hemen koyunumuza da bir selam gönderelim. Sevgili koyun sen de memeliler sınıfında yer alıyorsun diyoruz. Ve böylelikle etkinliğimize geçelim hemen canlarım. Etkinliğimize geçmeden önce hemen sizler de bu konuları çok güzel bir şekilde Zoru Bankası'ndan, sıfırdan beşe sayısaldan, sayısaldan, Dinamo'dan ve taktikli sayısaldan harika bir şekilde tekrarlarınızı yapıp bol bol sorular çözeceksiniz. Birazdan da ödevlerinizi vereceğim. Şimdi bu canlıları şöyle bir tabloya bir yerleştirelim. Bakalım levrekle ilgili olarak yavru bakımı var mı? Balık değil mi? Yavru bakımı yok. Serçede yavru bakımı var mı? Evet, var. Aslan memeli var. Yılan sürüngen, hayır yok. Semender bir kuyruklu kurbağa türüdür. Onda da bulunmamaktadır diyoruz. Peki yaşadıkları yerlere bakalım. Levrek suda yaşıyor. Serçe hava, kara diyebiliriz. Havada yaşıyor, karada yaşıyor diyebiliriz. Kara diyebiliriz. Yılan aslında hem suda da yaşayabiliyor. Su su ve kara diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Semender içinde su ve kara da yaşıyor diyebiliriz. Peki levrek çoğalmalarına bakalım hemen sizlerle birlikte. Hatta şunu şöyle yazalım. Yumurta ile diyebilir miyim? Evet. Serçe o da yumurta. Aslan doğurarak buna dikkat ediyoruz. Yılan yumurta ve semender yani kuyruklu kurbağa da yine yumurta ile çoğalmaktadır. Solunum organlarına bakalım hemen. Solungaç solunumu yapıyor levrek. Serçe akciğer. Devam edelim. Aslan akciğer. Yılan ise yine akciğer, semender ise solungaç hani görmüştük ya iki, bir, iki tane yaşamı vardı aslında onun. Solungaç artı akciğer solunumu yapar diyoruz. İşte böylelikle tablomuzu tamamlamış olduk. Şimdi ise ödevlerinizi verelim hemen canlarım. Bakalım hemen ne varmış? Zoru Bankası'ndan test F07 ve 08 0'dan 5'e sayfa 94 ve 97 aralığını yapıyoruz. Dinamo'dan F15-20 aralığını taktikli sayısaldan ise F9 ve 11 aralığını yaparak sizler de harika bir şekilde bu konuyu evlerinizde tekrar edip bol bol sorular çözebilirsiniz diyoruz canlarım. O zaman hemen konu biterken ki bir tekrarımızı yapıp ödüllü sorumuza geçiyoruz. Ne dedik? Bitkileri çiçeksiz ve çiçekli olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Harun ise omurgalı ve omurgasız olmak üzere. Omurgalılar ise balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere iyice ayrıştırarak güzel güzel özelliklerini ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş olduk. Ödüllü sorunuzla sizleri baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.